Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Hipertansiyon genellikle %90-95 oranında nedeni bilinmeyen, primer, sinirsel, ailesel diye halk arasında tabir edilen tansiyondur. Fakat bunu oluşturan bazı risk faktörlerinin olduğunu biliyoruz. Mesela yüksek kalori beslenmek, aşırı kolesterol ve lipitten yağdan zengin beslenmek, sedanter yaşam yani hareketsiz yaşam, onun dışında egzersiz yokluğu ve ailesel yatkınlık tabii ki. Bunların hepsi tansiyon olasılığını artıran nedenler. Dolayısıyla obezite tabii bunu da ihmal etmemek gerekir. Zaten tansiyon hastalarına bizim yaşam önerileri anlamında 3 tane önerimiz oluyor özellikle ve özellikle. Bir, tuz alımını azaltmak. Yani gerçekten aşırı tuz alıyoruz. Günlük tuz ihtiyacımız 6 gram kadarken biz çok fazla alıyoruz. Buna bir örnek vermek gerekirse ne kadar neyde var diye. 9-10 tane zeytin yemek 1 gramın üzerinde bir tuz almamıza yol açıyor bizim. Yani ekmekte de tuz olduğunu varsayacak olursak, yediğimiz her şeyde tuz olduğunu varsayacak olursak ortalama 10-15 gram kadar tuz aldığımızı düşünüyorum ben ortalama olarak. Bir de toplum olarak alışkanlığımız tadına bakmadan yemeklerin döküyoruz acaba. Evet, yani tuz alımını mutlaka azaltmak gerekir. İkincisi kilo fazlalığı. Kilo fazlalığı çok önemli. Zayıflatmak gerekir hastaları. Genellikle 10 kilo bir zayıflamanın tansiyonda 0.5-0.8 arasında bir değer düşüş yaptığı biliniyor. Dolayısıyla yani az önce sorduğunuz soruya gelelim. Yani kilolu bir hastanın tansiyon ilacı alan, diyelim 20-25 kilo verdiğinde ilacını bırakması mümkündür tabii ki. Harika. O zaman güzel haberler veriyorsunuz evet, hocam bize. Bir, üçüncüsü de egzersiz tabii ki. Tansiyon hastalarının hafif egzersizler ki işte yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi denebilir. Haftada 2,5-3 saat toplamda yapmalarını öneriyoruz tüm hastaların. Bunlar da damar elastikiyetini artırarak tansiyonun düşmesine yol açıyor tabii ki. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.